Evander'i soracağım. Uzun süre biliyorsun gündemi meşgul etti. Sonrasında maliyeti sebebiyle gözden çıkartıldı dendi. Yine gündeme gelmiş. Şöyle, Midland'ın sportif direktörü konuşmuş arkadaşlar. Diyor ki, Evander için bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Gizli saklı bir şey değil bu. Evander transfer olmayı hak ediyor. Ama neler olacağını bekleyip göreceğiz dedi. Pek bir şey çıkartamadık bu sözlerden. Duyumun var mı? Hangi aşamaya gelindi? Yoksa rafa mı kalktı? Bir de ben bir ek yapayım. İhtiyaç var mı diyeyim. Bence ihtiyaç yok. Bu birincisi, çünkü Okan Hoca benim anladığım kadarıyla forvete bir takviye daha yapıp Başakşehir'i şampiyon yaptığı sistemle, çiftli forvet sistemiyle gidecek yüksek ihtimalle. İlk olarak benim düşüncem bu. Okan Hoca'nın çizdiği profil de bu. Ben Mertens transferiyle birlikte Evander'in rafa kalktığını düşünüyorum. Şimdi Mertens'i 10 numara bölgesinde oynatsa adam akıllı verim alamayacak. Mertens'le Seferovic çift forvet yaptığı zaman ikisi de çok iyi pasör, topu saklayabilen oyuncular. Birbirlerine çok katkı verebileceklerini düşünüyorum. Forvet'e bir transfer daha yapılır. 10 numarada zaten Emrak Baba var şu anda. Emrak Baba'nın ilk maçtaki performansını beğenmedim ama benim Emrak Baba'dan hani beklentilerim çok yüksek bu sezon içerisinde. Evander konusunda iş biraz kaçan kovalanıra geldi. Galatasaray Evander transferini istedi, 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 istedi. Hemen ardından gerçekleşen durum şu şekilde. Kulübü Midland biraz naz yaptı. Galatasaray Mertens'i aldı şu anda. Transferi rafa kaldırdı. Geçtiğimiz gün bakıyoruz paylaşıma. Evander Galatasaray karşılaşmasını izlerken beni alın dercesine oradan Evet. hani fotoğraf falan paylaşıyor. Ben Evander'e bu saatten sonra 6,5 milyon euro, 7 milyon euro civarı bir rakam verileceğini kesinlikle düşünmüyorum. Evander'in defterinde, hani Evander defterinin Galatasaray'da kapandığını dile getirebiliriz açıkçası. Peki birkaç ismi daha konuşalım. Belotti vardı. O da şöyle yukarıda kaldı. Sorular arasında çok sorulmuş. Belotti transferiyle ilgili bir bilgin var mı? Bir de Umut Bozok mesela. Oraya yazılan isimlerden bir tanesiydim. Belotti ile ilgili çok komik bir şey gördüm. Bir paylaşım gördüm geçtiğimiz saatlerde Neydi? sosyal medya hesabından. Biliyorsun Sergio Oliveira transferinden önce Arda Turan bir masa örtüsü paylaşımında bulunmuştu işte oradan. Hani mavi beyaz Porto'dan transfer mi geliyor, Oliveira mı geliyor şeklinde yorumlanmıştı. Ardından Oliveira gelmişti. Arda Turan gene sanırım dün mü yapmış geçtiğimiz saatlerde, yani dün yapmıştır yüksek ihtimalle saat sabah erken çünkü. Dondurma paylaşımında bulunmuş. Paylaştığı dondurma Belotti'nin eşinin profilinde sabitli fotoğrafların arasında yer alıyormuş. Gerçekten mi? Aynı dondurma orada yer alıyor. Ben o paylaşımı gördüm. Galatasaray taraftarı da tabii ki durur mu bu durumda? Hemen Belotti mi geliyor, Belotti olur mu vesaire ama Belotti çok Evet, maliyetli. şimdi açtım o hikaye önümü. Buz yemeyen bizden değildir demiş, değil mi? Ondan bahsediyorsun. Evet. Aynı story, aynı dondurma Belotti'nin eşinin profilinde sabitli storylerde yüksek ihtimalle ikinci kısımda olması lazım. Çok İkinci enteresan. kısımda yer alıyor. Gene transferi oraya yordu Galatasaray taraftarı biliyorsun. Çünkü Arda Turan'ın bu tarz paylaşımları da var transferler öncesi. Gene oraya yardı ama gene oraya yordu ama şöyle söyleyeyim. Belotti yüksek ihtimalle Roma ile anlaştı. Yıllık 3-3,5 milyon euro civarından 2 yıllık sözleşme konuşuluyor. Mourinho'nun takımında forma giyecek gibi duruyor ama bir anda sürpriz olur mu olmaz mı? Yani ne olur ne biter bilemiyorum. Çünkü Galatasaray bu transfer döneminde çok şaşırttı taraftarını. Hani bir anda yine bir uçak kalkıp tekrardan bir gelebilir. Ama Belotti yüksek ihtimalle Roma'yla da anlaştı. Çünkü maliyeti çok yüksek bir oyuncu olacak Galatasaray açısından. Bir ara arkadaşlar Depay konuşuluyordu. İspanya'dan bir haber gelmiş. Lewandowski ve Rafinha da geldi biliyorsunuz ama transferlere rağmen ben kesinlikle Barcelona'dan ayrılmam diye bir açıklaması var. Ya o ihtimali zaten çok kolay olan bir transfer değildi onu söyleyeyim. Rafa kalktı gibi gözüküyor. Bir de şimdi maçtan da biraz bahsedelim. İlk maç çok zorlu bir deplasman. Nasıl buldun sen? Onu soracağım. Bir de Giresun maçı da kapalı gişe olacakmış Kaan. 5 dakikada bitti sanırım. Biletler 5 dakikada bitti. Galatasaray kulübüne sadece bir hani bir ricam var. Yani bir isteğim var Galatasaray kulübünden. Galatasaray'da gene hani bu maçlar tutmaya başladıktan sonra, takım oturduktan sonra insanlar gene kara borsaya başladı Çiğdem. Gerçekten alıyorlar biletleri 200 liraya, 300 liraya alıyorlar, 600-700 liraya satıyorlar. Bunların yapılmaması lazım. O yüzden geçtiğimiz sezon Sayın Burak Elmas bazı karşılaşmalarda yapmıştı. Hani bazı yakına örnek veriyorum. Zaruri durumlar dışında bilet devri yasaktı. Gene aynı sisteme bence geçilmeli çünkü Galatasaray'da bu sene biliyorsun Mertens Torreira transferleri sonrası ilgi de çok arttı. Ben çok kara borsa bekliyorum. O konuda bir adım atılması lazım. 5 dakikada bitti biletler. 5 dakikada bitirenlerin çoğu benim tanıdığım Galatasaraylılar da bilet alamamaktan şikayetçi. Kara borsacılar hemen biletlere hücum edip alıp kara borsaya
akta yani kara borsa yapıyorlar biletlerle. O yüzden bu tarz bir atılım yapılabilirse, bu tarz bir hani bir adım atılabilirse bence güzel olur. Giresunspor karşılaşmasında Mertens'in de yaklaşık bir 20-30 dakika forma giyebileceğini düşünüyorum. Çünkü çok hazır gelmiş söylenilenlere göre. Evet, peki. Yunus Akgün'ü de soracağım ben sana. Yunus Akgün'le de bir sözleşme imzalanacakmış. Halen galiba değil mi? 900 bin lira ücreti ama 900 bin TL ücret alıyor Yunus Akgün. ama Yaklaşık 12 milyon TL'ye çıkması bekleniyor ücretinin. 12-13 milyon TL'ye 7,5 milyon euro Amerika 13,3 lehinden. kat bir zamdan bahsediyoruz burada. Herhalde Aslında Avrupa kulüplerinin radarına girmesi de mi Galatasaray'ın dikkatini çekti? ya şöyle Yunus Akgün geçtiğimiz karşılaşmaya da baktığımız zaman arı gibi inanılmaz bir performans sergiliyor. Adana Demirspor'daki geçirdiği dönem Yunus Akgün'e çok şey katmış. Bu arada şunu da söyleyeyim. Adana Demirspor'la alakalı tekrardan hani biliyorsun sezon başında Adana Demirspor'a geri döneceği konuşuluyordu. Ardından Galatasaray'la duruşuyla Yunus Akgün kulübüne geri geldi. Avrupa'dan da teklifler var ama Yunus Akgün açık açık ben Galatasaray'dım diyor ve Avrupa'ya ilerleyen dönemlerde gideceğini de söylüyor. Bir Amerikan ekibinden 7,5 milyon euro civarı, 7,5 milyon dolar ya da euro bir teklif var Yunus Akgün'e. Ama Yunus Akgün'e zam yaparak Yunus Akgün'ün kafasının karışmamasını sağlıyorlar. Dediğim gibi Yunus Akgün çok büyük Galatasaray'da. Hep takımdan işte yedek bırakıldı, takımda şans verilmedi, kiraya gönderildi. Ama o hiçbir zaman Galatasaray'a küsmedi. Çok büyük bir Galatasaray'da. 7,5 milyon dolarlık teklifin de askıya alınacağını düşünüyorum hani ben. Teklifin değerlendirilmeyeceğini bile düşünüyorum. Çünkü ileride 15-20 milyon euroya gidebilecek bir oyuncu. 12-13 katı bir şey yaparak, zam yapılarak Yunus Akgün de takımda tutulacak. Çünkü biliyorsun Abdülkerim Bardakçı yaklaşık 17 milyon TL bir maaş alıyor. Geldiği zaman sevgili Mehmet Özcan bir haber yapmıştı. Yerliler arasında sıkıntı çıkarabilir bu durum diye. Linç edildi ama bu konu doğru. İlerleyen zamanlarda ne kadar Galatasaraylı olursan ol, senden daha hani sen daha iyi oynadığın zaman bir takımda seninle aynı statüde bir oyuncu senden çok çok katlı fazla maaş alıyorsa bu nerede olursa olsun biliyorsun sıkıntı çıkarır Çiğdem iş hayatında bile olsa. Peki, o zaman biz de vedalaşalım. Eklemek istediğim başka bir nokta yoksa. Eklemek istediğim herhangi bir bakıyorum hani notlarıma şu anda herhangi bir şey var mı? Yunus Akgün'ü konuştuk ardından bakıyorum yorumlara da bakıyorum bir yandan. Kanat transferini sormuş Berat isimli izleyicimiz. Kanat transferiyle alakalı Galatasaray şu anda ana transferlerini bitirdiği için fırsat transferi kollayacak. Biliyorsun ki ilerleyen dönemlerde Avrupa'da oyuncu alma açısından transfer perdesi kapanacak. Türkiye'de açık kalacak. O yüzden Eylül ayında devam ediyor. Galatasaray o dönemlerde bir tane fırsat transferi kovalayacak kanat bölgesi için. Umut Bozok demiştin. Umut Bozok'u sanırım konuşmadık. Umut Bozok'la alakalı da şunu söyleyelim. Menajeri geçtiğimiz günlerden Fotomaç.com.tr'den sevgili Kemal Tamtürk'e konuşmuş. Önümüzdeki hafta başında yüksek ihtimalle kararını açıklayacakmış Umut Bozok'la alakalı. Trabzonspor istiyor, Galatasaray istiyor. Galatasaray da maaştan dolayı biraz askıya aldı. Belirtilen ücret şu 900 bin euro civarı bir rakam önerildi Umut Bozok'a ama Umut Bozok'un beklentisi şu anda yaklaşık 1,3 milyon euro civarı. O yüzden maaş konusunda anlaşma yapılabilirse ki Umut Bozok biliyorsun hep söylüyorlardı antrenmanda Galatasaray karşılaşmalarını seyrediyor, Galatasaray'ı takip ediyor diye. Umut Bozok göstersin Galatasaraylıları. Yapsın indirimini Galatasaray'a transfer olsun diyelim.